Bizim Köyün sülale. kuruluşu. Köyün kuruluşu. Burası bir Yunan köyüymüş vaktiyle. Eserlerinden kabirlerine belli oluyor. Yürükler gelip geçen bizim sadece yürük gelip geçe gene Geyzan öğren derlermiş buraya. Geyzan öyle. Geyzan derlermiş. Anası minası burayı beğenmişler. En önce Hacı Musalar ağzındaki aileler konmuşlar buraya. Ondan sonra efendim gelip geçen sadece yürüklerine gel otur gel otur derken efendim bir köy haline gelmiş. Kaç yıl oluyor? Yılda 1285'te başlamışlar korumaya. Hasılı bu köy vaktiyle Gizan, Gevezen diye atlar takıldı biraz. Tamam. Atlar verildi. Neyse hükümet bunu kılıç yaka diye bir at verdi. 10-15 seneden beri onu kullanıyoruz. Eski asalarımız karşı taşlı yere ağlar yapmışlar. Karşı yakada yozlar, Hacı Ömerler, efendim, hacılar evler yapmışlar. Genelliğe ayırmışlar, genelliğe ait. Genelliğe gelmiş, atmış geneller. Geneller, göçün buradan, gidin. Gali sandıklıya bağlıymış burası, sandıklıya. Afyon dedi, sandıklıya bağlıymış. Gitmişler gali, sandıklıda kazanı gömle etmişler. Bak gördüğü göz oraya yerleşeceğiz. Genel köyü koyuyor. Efendim. Gidin demiş hemen bir ev yapın. Avrun yakınlarına, karşılarına. Gece gündüz bir ev yapmışlar. Gece gözü konu yapmışlar. Gazı gelmiş. Yapılmış bina yıkılmaz demiş. Gayri. Öncelikle sahip olmuşlar. Genelde çok müdahale bunu korumuşlar. Hatta Söğütçe'de falan dedenin, Ali dedenin başını yarmışlar. Manoğlu isminde. Bir Manoğlu adında. Azam. Söğütçe'de baktı. Bizim köyün zenginde. Oraya karşıyormuş. Babamın kafasına gelmişler. Bak babam da yani sözün eriymiş. Orada 85 dakika falan yer almış babam. Söğütçe'de. Baş aşağı oradan yolun adına baş aşağı. Uyun yerinden baş aşağı. Şeye kadar kapılara kadar yani ders. Şimdi bu bizim almış. Bizim tarlaların içinde hepsini baban mı almış yoksa hemen, sen de aldın hemen, mı? Hemen baban almış. Sen hiç alamadın mı tarla? Ben mi? Biraz aldım. Söğütçe'nin ısını sevmeni aldım. 17 dakar. Isıtılmıyor. Efendim. Hulya 5 dakar bize aldım. Onu Nazım'ın sevmine verdim. Nazım bizim anamın sevmini aldım. Onu verdim. İşte aldığım bu. Sonra geneller sahip olmuş. Ortuyla mahkeme hazırlar. Geneller sahip olmuşlar. Biz çocukken onları aldım gerisin geri. Bir daha. Onu aldım. Geneller geri efendim. Şu boz toprak, kara toprak, Söğütçe, Ortuyuk, Ortuyuk tapuları var bunların. Kimisi hep taplandı gali. Mahkeme altıyla Ortuyuk tapuları ya, yenilendik gali, yeni tapular aldık. Bir tarla tapulu. Ortuyuk. Şimdi bu bizim şeyler o yörükler yerleşmeden önce burada Yunanlar vardı da yok muydu? Yunanlar yok. Rumlar. Yunanlar komşu gitmişler. Yıllarca şöyle evvel yıllarca komşu gitmişler. Öyle mi? Onu eserinden biliyoruz. O tarla mezar taşları kabirleriymiş. Kabire kazınca çıkıyor. Davra çıkıyor. Eserler çıkıyor. O zaman resimler çıkıyor. Anaları, kızları, evlatları çıkıyor. Hatta mektebe kozuk kapılarını kırmışlar. Dere mahallesine evler yapmışlar. O yine karşı dağın dibine, taşların dibine de ağlar yapmışlar, Yunanlar. Onlar burada, bu Türkler alınacak, Türkler galiba çoğaldı buraya ya. Yunanlar memleketine çekiliyor. 1385'te kurmuşlar. 1285 mi 1300 mü? Evet. Bizim köylü kurmuşlar köylüler. Bizim köylüler. Şimdi 1417. 130 sene yıl olmuş. 130 yıl olmuş bizim köyün kurları. Kurları, bu köy kurları. Öyle diyeyim şimdi hesap edelim. 1385 mi dedin? 1385. 85, 15 oradan, 17 de öbür taraftan tamam 132 sene olmuş. Öyle mi? 130 sene
olmuş. Şimdi bizim şey yörüklerin esas yeri şey mi bu? Bu Teke yöresi, Konya, Karaman, bu Akşehir, Ilgın, bu şeyler de göller bölgesi, değil mi? Şimdi yazın buralara otlaklara geliyorlar. Yörükler tek başına köy kurmamışlar. 3 köy, 6 köy, 8 köy bu şekilde bir dayanışma kurmuşlar. Dayanışma tabii. Dayanışma kurmuşlar. Şimdi Ilgın'da burada bak 3 köy var Afyon vilayetinde. 3 köy bir dayanışma kurmuşlar. Ilgın'da dayanışarak 6 köy kurmuşlar. Arada köy, başka köy yok. Ha. Efendim Sumra'da 8 köy kurmuşlar. Sumra'da yine bir mülkler. İşte camiyle bilmem Camili köyü, bilmem Arkocan köyü, bilmem köyü, bilmem efendim. Bu Ilgın köyüyle işte büyük bak işte Çölmeşik köyü büyük insan bilemiyorum gari. Altı köyü oraya kurmuşlar. Hepsi dayanışmıyla efendim. Antalya çok gari. Antalya'da. Antalya'da çok. Çok. Burdur'da da çok. Yani bir tek köy olarak şeyde Yozgat'ta Ermeni köyü varmış. İrmeniler gitmişler, boşalmış. Oradaki sargıçlar yörüklerini sokmuşlar oraya o köye. Tek başına bir o var. Yani biraz o bizim sargıçlı bas fazla ya, başka ıslanda girmişler. Onu tek köy olarak, onu adını unuttum köyün adını. Yozgat'ta, orada, şey, Tokat'ta. Orada. Şimdi bu bir şeye gelelim. O bizim. Efendim? Şimdi senin ebeğin, deden neyse bilebildiğin kadar da mesela onlar nereden geldi? Onlar ya deden diyorum mesela. He. Deden mezarı nerede? Onların şeyi neredeydi mesela? Göçebeleri neredeydi? He. Yerleşimleri neredeydi? İlk defa bizim asalarımız Karacalar derlermiş, Karacalar. Eben babasına da Delamatlar derlermiş. İlk defa efendim Yunan'la Akşam arasında konmuşlar. Ve toprak var ya su yoğmuş. Susuz ha. Evet, Sıram, Cebrail, Gargalı, Karakışla oraya konmuşlar. Bak su yok. Sırf sarısı içmişler. Sarısı içmişler. Hayvanların da iki günde bir orada şey var, Kürt köyü var. Piri beliriyorlar. Ha, piri beliriyorlarmış. Babam değil, Ebem, babam Manas Ebem. O sanmış o yokluktan. Elif ta Elif Ebe. Buraya göçmeye gelmişler. Allah göçmenler diye ondan konmuşlar. Halbuki ben sargeçiyiz ya. Buraya göçmenler göçünce göçmenler diye lakabımızı lakap takmışlar bize. Lakap takmış. Şey dede orada kalıyor. Dede gelmiyor. He. Ömer ben dedem babamın babası orada kalmış. Mezarla belirsiz ya bunlar. Ha, mezarla belirsiz. Mezarla belirsiz. Şimdi araştırılsa bulunur belki ama evet. Değil mi? Şey değil yani. Babamın kabını bilecek adam kalmamış. Ben gittim oraya. Bir bizim akrabalardan ucu çekiyorlar. Delemat var. Delemat'ın kardeşiymiş. O silik zoruna tutulmuş. Ölüp gider. Bir aresman var efendim. Onu acık konuşmuyor. Bunu sormak hasma gelmemiş yani. Bir Hacı Ali vardı. Bizim dedemiz nerede var, nerede öldü demedim yani. Bak, onu cahillik. Çünkü aslında gence gittim dedim. Hamlık var bende de. Tabii. Hamlık var. Sormadım. Ben de asalarımın gittiğini, geldiğini bir araştırdım. Bu sargeçiler hiçbir tek kurmamışlar. Hep 3 köy, 5 köy, 8 köy, 6 köy. Şimdi şey, sen bildiğim kadar mesela dedeğin kaç tane kardeşi varmış? Onlar ismi neymiş, lakabı neymiş? He. Şimdi Karacalar da. Kardeşin aslı yok. Karacalar. Eden, babam dedem orada kalmış. Sıram Cebrail kardeş, dedem orada kalmış Mehmet Ali. Eden almışlarmış iki kervan bir kız. Kervan da bir babam, bir emmim, sergemmim. Bir de göçmen giymişler kazan adına. Onu Bekirce'ye vermişler. Efendim. Halan yani. Halamı. Bunlar da. Onun adı neymiş halan adı neydi?
göçmen derlermiş ya. Allah'ın adını bilmiyor. O da bilemem bak. Halam adını. Şu halamın kızları bir hacının anası. Bir Hacı Arif'in anası. Halamın kızları bunlar. Ha. Az da göçmen. Halan kızları. Halamın kızları. Onlar kızlarına vermiş olabilir mi isim? Fatma falan olabilir mi? Nedir? Olsa Fatma olabilir. İkisinde de Fatma var mı? Herhalde Fatma olabilir. Ama senin annen ismi de Fatma. Fatma diyelim galiba. Ha, Rukiye. Fatma diyelim galiba. İsmini bilmiyorsun yani, hala. Evet, hala. Yani oğlu Halil çok öğücüymüş, şeymiş, köşeymiş. Şimdi halan iki tane kızı bir oğlu mu vardı şimdi? Bir oğlu varmış. Ha. Ya zavallı Halil'i asker almışlar. Asker dönmemiş o zaman. Giden gelmiyordu zaten. Sebebiyle giden gelmiyordu. Babam da öyle işte. Gitti gelmedi. Şey, Kelüsçün bilir o zaman şeyi. He? Kelüsçün annesinin adını bilir. Kim? Hüseyin daha. Bizim Hüseyin. Komşu Hüseyin ebesinin adını bilmez mi? Senin halan oluyor da. Evet. Bilir değil mi? Hüseyin annesinin adı Emine ya. Emine onun annesini bilir daha illaki. Ebesinin adını. Bilmesi lazım. Adını göçmen diyorlarmış. Göçmen diyorlar ama bilir ya. Hatta çok önce yıl dakarmış da böyle süs dakarmış da. Ha. Az önce deli göçmen giymişler bize lagabına. Deli mi? Deli göçmen giymişler. Çok önce yakasına karmış. Cincik, boncuk. Kadın fikirli galiba. Kadın ruhlu. Kadın ruhluymuş. O ebem. Tamam o. Halam. Şimdi şeyi anlat o zaman. Deden Mehmet Ali. O, baban askere gitti. Babandan işte senin bildiğin kadar onu anlat. Tabii. Yani Ali dedeyi. Babam zavallı çok temiz adammış. Bunun emimle çelik emirine geçimlerini hayret derler. Komşular öyle bir geçimleri varmış, öyle bir isatları varmış, saygılar varmış. Ebem de öyle. Onun evlatlarının başında Elif ebem. O da çok onları terbiyesinde, oturup kalkmalarında, haram helal yemelerinde çok dikkat edermiş ebem de. Hı. Çok sofuydu. Ona ebem aklım erer. Çok namazcıydı. Çok sofuydu. Efendim, babam Selberk'te bitse kalmış. Hı. Burayı bitirmişler. Babam Çanakkale'den geçmiş oraya. Geçene buraya işte izin almış. Tren yolundan, çay istasyonundan gelmiş. Akın öryeme. Sakallı, kara kırmızı, efendim, yüzü kırmızı, kuşaklı, çarşırlı bir asker. Almış, ebemden parayı almış anamgilden, ebemden geri gitmiş. Gel demişler. Şurada Çolak Musa Tasoğlan efendim Hacı Melah gözde kaçaklık yapıyor gel. Ben yapamam demiş. Gitmiş yersiz. Doğuya kadar yayın yapacak. Tam ordu dağılmış Melah. Kaçak asker evet. Çok orada bozguna uğramış. Selberlik'te efendim Bitlis'te şehit olmuş. Ve Kazı geldi bize. Ben aklım ediyor. Ana bir ağlaşıyor. Kızlar boku büyük. Ben de ağlıyorum. Sarı Kazı var ellerinde. Şehit olmuş. Kemikler bile kayıp şimdi. Daha nerede olduğu belli değil işte. Efendim. Yani emimle babamın geçimlisi Mehmet Çarşı'nın Ali anladır. Arkadaş görmüş değil diyor. Onların geçimleri diyor. Bizim isatları diyor. Efendim de ona göre o da çok sofuydu. Efendim onun aklım veriyor galiba. Sofuydu. Hatta tırnağına ev görmez de ben galiba kocaman oldum. Değnek yüzük, fen yüzüğün, yüzük yüzüğün. Tırnağını kestim ebemin. Ayak tırnağını kestim. Hmm. Elini bilmiyorum da. Ayak tırnağını uzattı, kestim. Ama bozarmış. Dedenin burun burunmuş, buruşmuş. Öldürdü. Çok yaşlanmış ha. Evet. 100 yaşına dedilerdi. Ebem öldüğünde. Bu hap görmüyor, doktor görmüyor ya Allah Allah. 100 yaşına dedilerdi. O onlara şimdi ebenin tarafına mı şey deniyordu? Delamet oğullar deniyordu. Evet ha. Senin babası Delametler. Babam Karacalar. Senin adını. Ebenin kocası. Ha. Karacalar. Yok yok, senin adını eben mi koymuş? Kimin? Senin benim adını. Eben kendi koymuş. Benim babasının adını koymuş. Babam adını koymuş. Dedem adını koymamış da. Ha. Kendi babasının adını koymuş. Mehmet Ali koymamış, Ahmet koymuş. Ahmet koymuş. Kendi babasının adını koymuş. Şimdi o. Öyle yazdık. Kızları oynadırdı kızları. Kız Emine, Fatma, Ayşe, Acı Kocaman oldu galiba. Biz oynamaz derlerdi.
kendi kakavuz yasaksa çittik biz bak. Emine Fatma dediğin şey mi? Bu Neslihan var. Neslihan. Neslihan Durelen. Evet. Efendim Emine, Elif. Elif kendi adı galiba. Onlar torun oluyor değil mi? Torun oluyor evet. Ha. Selim emin kızları onlar. Onlar ebenk torunları oluyor. Torun oluyor evet. Bunun sülalesinde öyle gittim ben. Onun bizim delegat sülalesinde Neslihan var, Sultan var. Bak, Allah Allah ya. Var. Neslihan var, Sultan. Emine vardır. Emine var. Evet. Onlar var. Bizim kızlar Fatma, Ayşe, Emine. Onu bilmiyorum. O Selkan'ın kızların aslında orada da var. Orada da var ama onların sülalesine yani Deli Ahmet oğulları diye mi geçiyor bizim Sarıgeçililerde? Şimdi onların yoksa başka bir lakabı var azı yakına kadar. Herhalde sülale Deli Ahmet oğlunun o has Deli Ahmet oğlunun oğlu vardı. Deli Ahmet oğlu lakaplı. İki evliydi bu. Kendini görmedim bak. Ha. İki evliydi. Bir Kürt kızı, bir Yörük kızı. Asya Çufan çocuğu varmış. Bu Yelamazoğlu'nun. Nerede oluyor bu? Yine şeyde mi? Sıram'da oluyor. Bunlar. Sıram'da. Ha. Sıram'da oluyor. Sonra kendi rahmetli olmuş, ölmüş. Bir korkudan dolayı sararmış. Bir korkmuş, bir silahından korkmuş galiba, vuracak diye. Sararmış, ölmüş kendisi. O Kürt kızı, o beş ay çocuğunu almış, nereye gitmiş? Yörük kızı benim nereye gitmiş? Ha. Ben bir defa fikir bizde bu oğlan vardı. Ben kuşluyken onun oğluymuş, Delamaz'ın oğluymuş. O pek bir samimiyet göstermedi. Ha. O kuzu oradan köyden çıktı. Çıktı o Fikret. Biraz duydum da şeye dur bakayım be. Yunak'ta öğretmek yaparken ilk eğitim müdürü olmuş. Ha, eğitim müdürü olmuş. İlk eğitim müdürü olmuş. Yunak'ta. Evet. Selamazoğlu'nun yürük kızına olan. Ha. Onları görmedim galiba. Sülale bu. Kürt kızı galiba onların bilmiyoruz ha. Şeylerini, çocuklarını. Şeye gelelim şimdi annene da ebeyle dedeyi tamam. Şimdi deden babasının adını bilmiyorsun da orada kaldı değil mi? Ya, Mehmet Ali'nin babasını bilmiyorsun. Bilmiyorum Ali veya Mehmet değil mi? Herhalde öyle. Çocuğunun birisini vermedi ha. Ya Ali ya da Mehmet. Olabilir. Ama kendi adını da iki tane vermiş. Kendisi Mehmet Ali, çocukları da Ali ile Mehmet. Olabilir. Doğru. Ne öyle? Niye öyle evet, ki? Kendi adını veriyormuş. Ali, Mehmet, Mehmet Ali. Nasıl ya, oluyor? Hiç. Böyle işte sen. Şimdi şey, anneye da Rukiye Ebem'e geçelim. O, onun şeyi nasıl? O hangi sülaleden? Ha? O ana Macarlardan. Ha, o Macarlardan. Tamam. Macarlardan anam. Onun şimdi Macarcık kardeşi. Değil mi? Macarcık ebesi Macarlar, var. Macarlar anam bir dört bacı. İki de oğlan. Dört bacı, iki oğlan. Ha. Bir Macar dede. Bir Gurdebecik. Gurdebecik. Bir Ümmet'in annesi Fatmacık. Ha Fatmacık. Bir de anam dört. Rukiye. Dört. En evet. Anam. Ondan sonra oğlanlar olmuş. Hacı Veli ile Mehmet Cavuş olmuş. Ha Mehmet. Evet. Onlar küçük kalmışlar. Ha. Efendim. Şu şeyleri Hacı Osmanlılar da Macarlardan. Şimdi öyle mi? O da Macarlardan. Onların da anam bir dört kadın, iki erkek. Onlar da beş erkek, iki kadınmış. Onlara Hacı Osmanlıları İlek Macarlar derlermiş. Evet. Anam gilleri Gancık Macarlar derlermiş. Sen Macar dedin mi? Gancık Macar derler mi? İlek Macarlar derlermiş. Şimdi Macarcık'ta bu Ebemgil'in şeyi nereden gelmiş? Onlar da mı? O orada evlenip geldiler de buraya değil mi? Kim? Şey şimdi senin baban. He, burada baba, mı evlendi, orada burada, mı evlendi? Burada. Burada mı evlendi? Geliyor. O zaman Ebem'i yörük kızı olarak mı aldı? Bu Antalya'dan gelen yörüklerden. Çocukları almış gelmiş buraya, güçlüymüş bunlar. Tamam. Güçlüymüş. Gelince buna fakirlermiş. Tabii. Babam Macarlar çoban olmuş, koyun çoban olmuş. Ha. İyi koyun güzelmiş. Yani. Bir koyun güzelmiş. Koyun etten yürüyemezmiş. O derece koyun güzelmiş babam. Emrim de hacımlarlar var, Karadaylar. Ha. Onlar çoban olmuş. Çoban oluyor bunlar. Genç oldular ya, evet. Çoban oluyor. Emrim, babam Macar'ın kızını almış, anamı almış. Ha. Emrim de çoban olduğu hacımlarların, yani Karadaylar'ın kızını almış. Yani Selim Musa'nın anası, Ayşe'yi almış.
Emin. Öyle mi? Yine boşa çıkmam. Çoban adamların kızlarını almışlar. Ha, çoban durduğu adamların kızlarını almış. Almışlar. Sonra emin bir Urum üzerine vardı. Emin teyzesinin kızı. Bir de emin onu aldı. Dur Urum Zeynep'lerdi. Dur teyzesini, Urum Zeynep'i nasıl oluyor şimdi? Kimin kardeş oluyor? Şimdi Urum Zeynep'i bir babam gel Elçiden olma. Ha. Evet. Elçiden olma. Urum Zeynep de Elif babası. Ebeğin kardeşi. Ebeğin bacı, kızın bacısından olma Urum Zeynep'i. Köşeden olma. Ha. Urum Zeynep köşeden olma. Bir havancık var hatta. Hı. İki tane. Bunlar da köşeden olma. Ebeğin bacısından olma. Ebeğin? Öyle ki o Urum Zeynep'ine namaz kılmazdı. Efendim, ona çakıl sakız derdi, çakıl sakız. Hani koyun çakıl sakız olur ya, eve sokmazdı. Allah Allah. Ya, sokmaz, hiç. Senin basın yine hayır gelmez. Hiç eve kovardı. Urum Zeynep'ine. Öyle yaman adamız. Tabii yaşlı olunca şey olur da, yaşlı olunca yani öyle şey hareketler yapabilir yani. Öyle Urum mi? Zeynep ondan genç miydi? Urum Zeynep'i gençti değil mi onu? Urum Zeynep'i... Ebeğinden gençti. Ebeğinin başının çocuğu. Genç. Bacısının çocuğu. Evet, efendim kartlığında o dipçik gibiydi dipçik Urum gibi Zeynep'e. Ha. Dipçik gibiydi. Ona çakıl sakıl derdi. Urum yani, Zeynep'i o Ali'nin babası, annesi oluyor annesi, değil mi? Annesi evet, Urum Zeynep'in Şevket'in annesi. Şevket'in de bu oluyor mu? Şevket'in de mi annesi oluyor? Şevket, Şevket vardı ya. O da tamam. Urum Zeynep, Şevket bize Kömüş Fatma'nın anası. Kömüş Fatma kim? İlk defa Kömüş Fatma. Ha. Ondan sonra Urumlu Ali'si, ondan Şevket. O Kömüş Fatma kim ya? Kömüş Fatma Beylerciydi, evet Bengüsünlüydü. Onun çocukları var şimdi. Bengüsün'de mi? Bengüsün. Konya'da Mehmet var. İsmail var. Ha. Mehmet, İsmail. Üç tane oğlu var Konya'da. Bir dakika, Bengüsün'ün hanımı şey miydi? Kömüş Fatma. O Urum Zeynep'in kızıydı. Yapma ya. Hı. Allah Allah. Ya. Oradaki Mehmet, İsmail. Urum Zeynep'in de kocası Zeki. Şey. Hı? Urum Zeynep'in kocası da baba. De amca. Amcam. Allah Allah. Amcam. Yani beylerin o Beyin Üstü'nün hanımı ben bilmiyordum valla. Onun hanımının bizden olduğunu bilmiyordum. Onu Urum Zeynep sonlanmış. İlk ailesi tamam. Selim Musa'nın, Sultan'ın, Esna'nın anasıdır. Esna'nın. Bir de Kadir Han'ın karısı neydi? Kadir Han'ın karısının adı neydi? Emine mi? Emine. Ha. Emine. O ilk karısından. İlk karısından. İlk karısından. Evet, ötekiler de ikinci karısından. Emine ilk karısından çok. Nesla, Sultan, ha, şey vardı. Emine, Musa. Musa bir de öbür tarafta vardı, öldü ya o. Topal Elif miydi? Elif. Hı? Topal Elif vardı da Elif değil miydi? Elif. Ha. İlk aileden, Emine'nin, yani ha. Hacı Ömer'lerden. Neslihan, Sultan, Emine, Musa, Elif. Üç tane falan var. Üç tane ya. Urum Zeynep aldı Ömür Zeynep'ini. Sonra aldı. O zeydesinin kızı oluyor gayet. Tamam. Zeydesinin kızı oluyor Emine'nin. Tamam. Babam gelin. Onda Kümüş Fatma, Urum Ali, Şevket. Tamam. O Kümüş Fatma demek ki o beylerin o Hüseyin'in karısıydı. Evet. Yani. Ben onu hatırlamıyorum. Ölmüş kadın. Konya'daki uşakların anası. Onların annesi ha. Benim şeyim vardı, Kümüş Fatma, Mehmet, Zeki, İsmail. Tamam. Demek onlar da bayağı akraba yani. Onlar da zamanlar. Yani ya, hayır, onlar çok iyi canım şu anda. Uçakları antrenman yapıyorlar. Şimdi şey o Ebem'i anlattın da Ebem'i Macarcı'yı anlattın şimdi. Ebem'in Rukiye Ebem'in annesiyle babasının adını biliyor musun? He biliyorum. Neydi o? Annesi Halime derler. Halime. Halime. Babası Macar İbrahim. Macar İbrahim. Macar İbrahim. Ha. Uzun boylu adammış. Dur öyle. Onlar daha önce yerleşmiş öyle mi köye? Şimdi
bu pek önce değil de yine epi az önce yani. İlk konanlardan sonra yerleşmişler. Ha, ilk konanlardan sonra. Yerleşmişler. Macarlar diyorlar buna. Ama Macar lakabı nereden geldi? Biz düşünüyoruz da acaba Macaristan'la mı göç ettiler diyorlar. Macarlar bilmiyorum ki şimdi Hasan Hoca şey yapıyor, bu bizim Yörüklerin sülalelerini araştırıyor ya. Araştırıyor. Ha, Hasan Hoca'ya sorsak belki bilir yani. Var, Hasan Hoca'ya ben sordum. Macarlar var yani. Urumlar var, Urumlar. Urumlar ha. Biziz galiba. Ha. Urumlar demek de biz Sargeçeyiz ya. Ha. Bu Doğu'da olunca bu Doğu'da Rum Kayseri falan var ya. Buna yani Urum'a demişler. Niye? Urum'a falan değil. Şuradan Yunan yakınına gelmişler. Hı. Ona bu köyün acemiliğinden, bilgisizliğinden Urum'a demişler. Ha, Urum'a demişler. Yoksa Rum Kayseri falan var ya. Şimdi şey Yörük sülalesi olarak mesela ben sana diyeyim. Bu bizim Ali Osman amca gelin lakabı nedir? He. Onların lakabı nedir? Onlara şey derler lakaplarına. Davutlar var mesela. Davutlar, Davutlar sülalesi var. Davutlar, Fesatlar derler. Fesatlar, Fesatlar Hasan Hoca dedi. Mesela Zıhya gelin var. Onlara Cidaloğlu derler lakaplarına. Cidaloğlu mu? Cidaloğlu. Şeyler. Cidal da iyi değil. Harpçı, dövüşçü. O Güncülere ne deniyor mesela? Mollalar var ya Güncüler. O Müce Mollalar sadece. Güncüler ha. Ondan sonra şey... Bizim oraya köyde var da bir sülale var. Sümenlerle. Sümenler var. Sümenlerle. Ali Osman gelir, Cidal olur derler. Cidal olur. Beyler var nedir o? Kara Mehmetler midir? Öyle lakaplar nedir? Kara Mehmetlere Hacı Ömerler derler. Ha, Hacı Ömerler var. Hacı Ömerler derler. Hazıklar da Hacı Ömerlerdendir. Öyle mi? O da onların akrabası. Ha, Hacı Ömerler. Koca Yusuf, onların Koca Yusuflar. Onlara ne deniyor? O Tülü Musa, Koca Yusuf vesaire. Onların lakabı neydi? Şimdi Hazıplar'a Hazıplar diyorlar. Hacı Ömerler'den. Karadayla da ona Hacı Ömerler derler. Sonra Karadayla oldu. Yusuflar da onlardan. Tülücü var. Tülücelerde ha. Tülüce diye geçiyor. Onlar da Hacı Ömerler'den. Tülüce diye geçiyor. Hacı Ömerler'den. Zaten bu köy 4-5 şey sülale. Sülaleye düşüyor ya. 4-5 sülaleye düşüyor. O saçatla sülalesi. Hacılar sülalesi. Hacılar. Delamarlar, Bekicikler. Hacılar sülalesi. Bir emirler sülalesi var. Emirler var ha. Evet. Hemen bir de biz geldik sonra. Şey ne bizim o halamgilin o Zopçakların sülalesi nedir? Az onlar be. Az mı? Hı-hı. Onlar ki, kimdir onlar, süre olarak? Onlar Antalya'da Zopçak değil. Zıpçak yürüyor onlar. Zıpçak mı? Zıpçak. Zıpçak yürüyor. Onlar gelmişler. Onların esrafı yüvek yok. Ha. Hatta geldiler. Kusurlu bir adamlar evlen. Ekmek yemez. Sana güzellerdi. Sığır güzellerdi. Karlar iyi değildi. Zopçak anası. Ha. Yuva kurmadı. Ama şimdi ben gördüğümü söyleyeyim. Şimdi sonra bizim kızı aldılar. Zopçak kimse varmadı. Allah Allah. Kimse varmaz. Ama baba onlar, Zopçak çok beyefendi adamdı ya. Miskin aile diye. Ha. Sırf sana gidiyor, sırf gidiyor. Kimse varmaz. Bizim kızı Fatma'yı 3 çocuk aldılar. Beşer çocuk, beşer adam Zopçak. Ha. Bizim bacımı 3 çocuk aldı, kabul etti. Ve benim bacım varınca Fatma adam oldular gari. Koyun sürüsü oldu. 2 çift öküzü oldu. Bayağı zengin oldular. Ama şimdi bak ben şey diyeyim. Bir Zopçak'a biz giderdik de. Zopçak mesela bir yere gideceği zaman takım elbise giyerdi. Fötör şapkasını giyerdi. Zopçak da tıraş olurdu. Ondan sonra mesela para mara böyle çocuklara moncuklara herkese verirdi böyle. Öyle mi? Yani alçak gönüllüydü Zopçak. Alçak gönüllüydü. Bizi çarşıda marşıda gördüğümü bir şey sorardı bize, bir şey var mı derdi böyle. Sonra, yani beyefendi ben onu bazen diyorum yani. Ha. Evet. Şu, bütün bozanlılar onun evinde misafir olurdu. Her zaman bal sürerdi yani. Sofra kurulurdu evinde bir sürü. Bal olurdu. Ha. Balcı iyi arıcıydım ben. Ha, bal, ondan sonra iyi arıcıydım. 2-3 tane sofra kuruyordu halam hep. Ben gittiğim zaman her zaman öyleydi. Uçak uçak. Savaş uçak. Çok güzel. Gözükmüyor lan.
Şimdi Zopçak şey Zipçak. Zipçak da yani halam olsun Zopçak olsun mesela onlar şeydi. Bozanlılar, İcikliler hep evlerinden eksik olmuyordu. Eksik olmaz. Ha, hiç eksik olmuyordu adam yani hiç. Bizim başım çağatlıydı. Geleni ekmeklerdi. Sonra doyurdu. Şimdi Zopçak öyleydi. Zopçak herkesle de konuşurdu. Para alır verirdi de herkese de yani. Para isteyene verirdi ha. Şey de öyleydir. Rahmetli Aziz de öyleydi. Ha, çok iyiydi. Herkesle anlaşırdı vesaire. Aziz gibi adam var mı ya? Aziz gibi bu Türkiye çapında bir adamdı ya. Rahmetli çok konuşurdum da ben şey fabrikasının işletme müdürü olur ya müdür olamaz derdi. Hesap ediyor galiba. Olmaz, nasip olmazdı. Kanseri aldı geçti. Yok aldı geçti. Şimdi Aziz öyleydi mesela. Herkeste diyaloğu vardır. Zopçak öyleydi. Öyleydi. Sofrası herkese açık. Kimseye düşmanlığı yoktu adamların. Ya, var mıydı? Kimseye düşman olmaz. Kendi halinde. Şimdi bu şey cenneti gördüm ben. Tevekkülü gördüm. Gelmiş şeye evi açmışlar. Musa'nın evini şey yapmışlar yani. Tel örgü çekmiş Kemal. Tevekkül. Evi açmışlar da. Sürekli bunlar şey yapıyorlar. Rukiye'nin oğlu da hasta olmuş. Beyimden şey varmış. Hastalığı varmış. Rukiye'nin oğlu da Ümit. Avrupa'ya gitmiş ya. Ya ona ağlıyorlar. Diyorlar bir de bu Aziz'in çocuğu da kızı da bize ne merhaba diyor ne bir şey. Fotoğrafını asmışlar. Çocuklarına Aziz koymuşlar isimlerini. Şimdi. Evet. Zopçak öyleydi. Aziz öyleydi. Şimdi bu çocuğu, bu çocuklara hiç bakmıyorlar ya. Yani. Niye? Hiç çekmemiş mi? Oğlanlar, Aziz'in kızı kaldı. Ha. Bir Aziz'in oğlu kaldı. Tamam. Oğlan doktor olmuş. Tamam. Öyle diyor. Kendine benzemiş galiba. Deli oğlanmış. Doktor. Ha. Kız da Afyon'da öğretmenlik yapıyor. Öğretmenlik. Kız da tevekkül gibiymiş. Nazik. Ha. Allah Allah. Nazik bir kız. Sana hiç gelmiyorlar değil mi? Sana hiç gelmiyorlar. Bir defa çocuğun geldi. Hı. O Aziz'in oğlan. Aziz şey Fikret. Fikret ha. Şöyle konuştuk biraz. Şöyle bir çizik çizdi. Hı. Ben dedi babam sana hiç sevmiyorum dedi. Hatıbı seviyor galiba. Ha. Hatıbı ben o açar. Sev dedi. Sevme canım onu nasıl öğretmişler. Efendim, çocuk o zaman şey olabilir can. Günah olmaz. Efendim hapba işte şöyle bir çizik çizdi. Ben babam sana hiç sevmiyorum dedi. Hı. Alçak tarafını galiba. Onu seviyorum demek istemiyorum galiba. İyi dedim ben seslenmedim. Ben yok sevmesin canım bir şey değil de. Hiç sevmesin. Şimdi sen baba bu Aziz'in şeyinde.